İsmine hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. Merhaba. Yani şu güzel İzmir'de, güzel bir havada İzmir'desiniz ve İzmir'de kültür ve sanat programına da konuk oluyorsunuz Emel Barut'a. Gerçekten çok keyifli bir program gördüğümüz kadarıyla. Güzel bir program yaptınız Emel Hanım'la, onu da izledim. Şimdi şöyle benim size sormak istediğim birkaç soru var. Türk sinema dünyası. Evet. Yani baktığımız zaman artık böyle ekranlarda hep böyle eski filmleri izliyoruz. Yeni bir film üretimi yok. Bunun sebebi nedir? Yeşilçam bitti mi? Evet, Yeşilçam bitti. Yeşilçam malum 1995 yılında, yani geçen yüzyıl bitti. 20. yüzyıldan itibaren yeni bir sinema anlayışı, daha ziyade tabii ki artık eskisi gibi sosyal filmler yerine biraz böyle işte korku, komedi gibi bu tarz filmler çıktı piyasaya. Yeşilçam dediğiniz gibi en son işte 1962'lerden 63'den darbeden sonra diyelim, asıl Yeşilçam'ın başlangıcı 1960 darbesinden sonra işte 1995'e kadar olan süre, 35 yıllık bir süre biz aileleri çektik sinemaya. Yani ondan evvel aileler sinemaya gitmezdi. Pek bilmiyorlardı. Çünkü bizim jenerasyon, yani abilerim Ekrem olsun, Fikret olsun, Ayhan Işık olsun, Sadri Alışık olsun. Yani bunlar hepsi abilerim. Çoğu zaten babam oynadılar. Ben çok erken yaşta sinema hayatına atıldım. O tarihler bir efsane olarak kaldı yaşamımızda. Şimdi Yeşilçam yok zaten. Yeşilçam diye bir şey yok. Malum bu Recep İvedik gibi böyle akıl almaz, abuk sabuk, nasıl bir tiplemedir o, hiçbir böyle bir şey yok ve hasrat rekoru kırıyor bu ülkede. Yani akıl almayacak şeyler oluyor. Yani ranta yakın, yani böyle halkın en fazla izleyici kitlesinin daha fazla çekebileceği diziler ve filmler, yani sanatın dışında ranta mı döndü? Yani evet, herkes açıkçası öyle bir rant peşinde, yani bir kalite getirip bir mesajı olan bir film çekilmiyor ülkede. Halbuki bu ülkedeki yaşanan o kadar çok gerçek ve muhteşem hikayeler var ki. Yani bu hikayelerden yahut da yazarlarımız var. Yani bir Yaşar Kemal'in, bir Kemal Tarih'in, bir Orhan Pamuk'un yazdıkları eserleri yahut bir Zülfü Livaneli'nin eserlerini rahatlıkla filme de uygulayabiliriz. Yani Türkiye kendine bir kendi ekolünde, Türk ekolü gibi bir ekol yapabilir. Bu fakat yok. Mesela Macaristan'ın kendine göre bir ekolü var. Çekoslovakya'nın kendine göre bir ekolü var. Bakın bunlar, yani Fransa veya İngiltere, Amerika demiyorum. Bu normal Orta Doğu, Orta Avrupa ülkelerinin bile kendilerine göre bir şeyi var, bir tarzı var. Çektiği filmlerin bir mesajı var. Biz daha ne olduğumuzu karar veremedik. Zaten kimlik sorunu hala devam ediyor ülkemizde, malum. Neyiz biz? Neyiz? Osmanlı mıyız? Avrupalı mıyız? Amerikalı mıyız? Yahudi miyiz? Rus muyuz? İranlı mıyız? Yani daha karar veremedik bu işe. Neyiz biz? Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türküz. Ama milliyetçiliği falan, hayır diyorlar. Böyle milliyetçiliği kaldırdık biz diyorlar. Böyle milliyet yok artık. Türk milliyetçiliği yok. Kürt milliyetçiliği yok. O yok, bu yok diyor. Olmaz böyle şey. Milliyetçilik diye bir şey kavram... Dünyanın bütün ülkesinde milliyetçilik kavramı var. Bu kavram kalktığı zaman zaten ulus olamayız. Milliyetçilik kavramını kimse kaldıramaz. Ben Türklüğümden, benim de soyum, anam, Makedon, dedelerim değişik, Şerkez, Gürcü, karışığım. Ama ben Türk'üm. Ne mutlu da Türk'üm diyorum. Üst kimlik Türk. Evet, kimliğim Türk. Sen benim kimliğimi kaldıramazsın yani. O zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Gayet tabii ki, ne mutlu Türk'üm diyene. Ben bu toprakları... Bu topraklar, her aileden bir şehit vardır bu cumhuriyeti kurana kadar. Dolaylı olarak böyle cumhuriyeti falan kaldırmayı düşünenler çok yanlıştalar. Böyle bir şey akıllarını kenarından bile geçirmesinler. Peki Kültür Bakanlığı özellikle bu konuda sinema konusunda, yani Yeşilçam'a diyelim artık. Yeşilçam olarak nasıl Hollywood, bizde Yeşilçam var. Yani niye destek vermiyorlar veya destek verdikleri filmler, diziler var mı? Şu anda televizyonlara bakıyoruz. Her televizyonda farklı farklı diziler var. Çocuklarımızı, geleceğini çalabilecek diziler var. Yani yanlış yönlendiren diziler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir usta olarak? Çok doğru Rıdvan Bey. Yani bu yaklaşımımız gerçekten çok doğru. Vallahi Kültür Bakanlığı, yani bakın şöyle bir şey. Biz biliyorsunuz Antalya'yı AKP kazandı geçen seçimlerde. Dolaylı olarak nedense ulusal sinemamızı kaldırdılar. Ya şimdi bir ülkenin ulusal sineması kalkarsa o ülke ulus değildir. Yani bir şehirde, eğer bir kentte tiyatro yoksa o kent değildir. Onun gibi. Sen benim niye ulusal sinemamı kaldırdın?
Ulusal sinema iyi kötü, herkes bir kaliteli bir film yapabilmenin amacıyla dolar olarak bazı festival filmi daha kaliteli filmlere yüklenmişlerdi. Ama o 3 sene işte bir, pardon 4 sene galiba kaldırdılar ulusal sinemamızı. Şimdi iktidar AKP'den CHP'ye geçti. Tabii ki onlar da tekrar ulusal sinemayı koydular. Çünkü gerçekten ben festivaldeydim. Milyonlarca insan sokaktaydı. Gerçek polis raporuna göre kaç 1,5 milyon insan bizi bekliyordu. Altın Portakal Film Festivali'nden bahsediyorsunuz. Yani, evet. Yani sen şimdi niye kaldırdın bunu? Sonra dediler ki efendim biz dediler sinemadan sinema 350 milyon dolar şey getirmiş, gelir getirmiş. Niye kaldırdın? Madem öyle. Niye kaldırdın? Bilmiyoruz. Niye kaldırdıklarını bilmiyoruz. Yani niye ulusal sinemayı kaldırdın durup dururken? Ortada bir şey yokken, durup dururken niye kaldırdın? Peki diziler konusunda da bir görüş alalım. Diziler malum işte bir kere çok uzun diziler. Ben kesinlikle o şartlar bana uymuyor. Onlar da bana uymuyor tabii ki. Dolaylı olarak bir şey yapamıyorum. 2010 yılından beri çekmiyorum herhangi bir dizi. Çekemiyorum daha doğrusu. Yani bir kere 90 dakika aşağı yukarı 100 dakika 110 dakika sürüyor bazı diziler. Bir film süresi. Bir film süresi. Bu film süresinin içine de kalkıyorlar her 20 dakika 25 dakikada bir reklam koyuyorlar. Sen diziden kopuyorsun ister istemez diziden kopuyorsun yani. Dolaylı olarak bir de tabii ki ne kadar olursa olsun tempo çok ağır. Çünkü zaman doldurmak mecburiyetinde. O kız sana bakıyor, sen kıza bakıyorsun. Merdiven çıkıyor. 3 dakikada merdiven çıkıyor. Çocuk tekrar dönüyor bakıyor. Kız tekrar. Yani neden o 90 dakikayı işte 98 dakika süresini doldurmak için film yayılıyor. Durup dururken değişik konulara giriliyor. Zaten %20'si anılara geri dönüyorlar. Aynen. Yani şimdi orada mesela çocukla şeyin ilişkisi varsa hikayeyi değiştirmek için yan tarafta işte bahçıvanla evdeki ahçıbaşı kızın aşkı çıkıyor ortaya falan. Ya ya fakir aile var işte bir yandan hep fakir aile gösteriliyor. Öbür tarafta zengin aile. Hani fakir ailenin yaşam tarzı, zengin ailenin yaşam tarzı. Genelde benzeri şeyler. Yani şimdi yani doldur boşalt. Yani tamam arada belki güzel kaliteli çıkıyor. Ben izlemiyorum ama. Yani işler acısı mı diyorsun öyle mi? İşler acısı. Ben izlemiyorum. Ama hani bu tamamen yanlış anlaşılmasın. İzlemiyorum çünkü gerçekten bana çok monoton, çok tempo düşük geliyor. Dolaylı olarak zevk duymuyorum. Ben bu işi 55 yıldır yapıyorum. 16 yaşından beri bu mesleğin içinde bir oyuncuyum. Yani devlet tiyatrosu, devlet konservatuvarı oyuncusuyum biliyorsunuz. Dolaylı olarak ben yani başladığı anda zaten neyin ne olacağını, sonucun ne olacağını anlayan bir kendi branşımda artık bu konuda şeyim, ekspertim yani. Dolaylı olarak beni hiç açmıyor, izlemiyorum ama belki arada iyi diziler oluyor, söylüyorlar işte Ayşe çok güzel, bu çok güzel falan filan. Yine bana cazip gelmiyor çünkü dediğim gibi bir yavan geliyor yani uzun geliyor hikayeyi anlatımlar çok yavan, çok geniş. Yani çünkü ben şimdi bir Avrupa veya Amerikan dizisini izliyorum. Netflix artık dizileri şeyleri de izlemiyorum. Şeyleri de izlemiyorum. Türk televizyonlarını da izlemiyorum. Çünkü dedikodu malum yahut da siyaset. Başka bir şey yok. Dolaylı olarak Netflix'e geçtim. Netflix'e hiç olmasa canım sıkıldığımı istediğim kadar film izleyebilme şansım var. Kesintisiz, reklamsız film izliyorum açıkçası. Sezon. Evet efendim işte ayrılırken şeyden Desimart'a ay niye ayrılıyorsun ne de ya bırak kardeşim izlemek istemiyorum artık Türk televizyonlarını. Bir şey yok dedikodudan başka, yemek tarifinden başka, siyasetten başka, şu anda da koronadan başka hiçbir şey yok. Evet peki. Yetti yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.